Yani sahada olduğun zaman Koray, şimdi mesela kulübede de olduğun vakit ya tek hakem sahanın içerisinde. Yani onun yani yanlış düdükleri inan herkesin psikolojisini bozabiliyor. Tabii. Oyuncuları kulübede tutamıyorsun. Bir yere kadar tutabiliyorsun. Sonra işte atıyorum mesela bizim bu sezon yanımdaki idari arkadaşımız atıldı kırmızı kartla. Yani nereye kadar? Hangi birini durduracaksın? Hakem çok kötü olduğunda Doğru. oyuncuyu mu durduracaksın? Yedeği mi durduracaksın? Yanındaki idari yöneticiyi mi durduracaksın? Kendini mi durduracaksın? Dolayısıyla ama bu arada şunu da söyleyeyim tabii hani genel olarak hakem konuşmayı sevmeyen biri olarak tabii ki her şeyi de hakemlerin üzerine atmamamız lazım. Çünkü o bizim kaçış yolumuz olur. Ama mesela Avrupa'da nasıl atmıyoruz değil mi? Avrupa'da çatır çatır yöneten hakemlerimiz var değil mi? Bak mesela Sparta Prag'a elendik değil mi Galatasaray? Fenerbahçe, Olympiakos elendi. Bu kadar çok hakem konuşuldu mu ülkedeki kadar? Değil. Ama biz bayağı bir Ki maçındaki hakemin konuşulabilecek. performansını konuşabilirdik o Galatasaray maçını. Ya da işte diyoruz ya biz hakemlerin için konuşuyoruz. Gözünle gördüğü, önünde olan pozisyonlara yanlış karar veriyorsa biz konuşuyoruz zaten. Biz kaç haftadan beri niçin konuşmuyoruz? İşte VAR'ın müdahalesini çok fazla konuşmuyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Bu maç özelinde şu olacak yani. Herkes hemfikir olması lazım. Bu maç o kadar hararetli geçecek ki. Gerçekten çok hararetli maç geçecek saha içerisinde. O maçın oynanmasına, futbolun oynanmasına ne kadar izin verebilecek? Ya da o maçın durmasına müsaade edebilecek mi? Müsaade etmemesi lazım. Biz bunları çok fazla tartışacağız. Evet. Çünkü bu maç iki takım için de kader karşılaşması. Kader karşılaşması olduğu için bu çok yüksek tempoda geçecek bir karşılaşma. Yani burada çok fazla oyunun durmaması lazım. Çok fazla hareketli halinde olması lazım. Hoca buradaki aksiyonu nasıl alacak? Çok önemli olacak. Çünkü hani diyoruz ya derbi maçı ustalık maçı. Futbolcular için de kendini gösterme maçı, hakem için de kendini gösterme maçı. Hakemin çok fazla temasının olmadığı oyunun daha fazla aktif bir karşılaşma temenni ediyorum ama öyle olacağını düşünmüyorum. Evet, Arda kardeşlerin Çok yönettiği özür dilerim. maçlarda. Buyur. Arda kardeşlerle söyleyeyim o zaman. Serhan abi demek ki bir yerden aslında Arda kardeşleri destekleyici şeyler söyledi. Çünkü şöyle kararları etkileyen çok maçı var. Mesela ilk derbi maçı zaten akıllarda soru işareti bırakan maç Galatasaray camiası adına. O Icardi'cik pozisyonu vesaire işte o penaltı beklentisi bunlar ayrı. Onun dışında tabii ki verdiği örnekler Galatasaray camiası adına geçer örnekler olabilir. Arda kardeşler yalnız oynatmaya çalışıyor. İyi hakem kötü hakemden bağımsız söylüyorum bunu. Evet. Ben bu arada çok böyle standart yüksek bir hakem olarak görmüyorum ama oynatmaya çalışıyor. Ha, bunu ne kadar doğru oynatıyor o ayrı. Kimi zaman belki de oyunu faulle kesmesi gereken pozisyonlarda mesela o faulü vermiyor. Her şeyi de oynatmak deyince de böyle birbirini vursunlar kırsınlar değildir yani. Ama gayret ediyor en azından. Öyle çok fazla oyunu soğutmamak adına. Bunun tam aksi olan hakemlerimiz de var yani. Kimi maçlarımız 41-42 dakika top oyunda kalıyor. Ya yani inanılır gibi değil. Maçın büyük bölümü biz top dışarıdayken görüyoruz mesela. Arda kardeşlerde benim tahminim sezon genelinde yani böyle diğer maçlarını çok fazla belki de hatırlayamam ama bence hakemler arasında en yüksek ortalamalardan biri olabilir oyunun o noktada. akmasına izin veriyor diyorsun. Arda kardeşlerin yönettiği maçlarda Galatasaray 20 karşılaşmaya çıkmış. 11 galibiyeti var sarı kırmızıların. 3 beraberlik, 6 mağlubiyet almış 20 maçta Arda Kardeşler yönetiminde. Fenerbahçe Arda Kardeşler yönetiminde 18 maça çıkmış. Ezeli rakibi gibi onun da 6 mağlubiyeti var. 10 galibiyet, 2 beraberlik. Hemen hemen yakın birbirine rakamlar. Galatasaray'ın 2 maçı daha fazla oynadığını hatırlatalım. Arda Kardeşler ve ekibine canı yürekten başarılar diliyoruz. Umarız hiç onları konuşmayız tabii ki. Zor bir maç olacak. Ama tekrar edeyim ben. Bir motivasyon unsurudur kendisi için. Evet. Zirve maç verilmiştir. O da çıksın. Neden zirve maçı atandığını rahat bir şekilde göstersin. Zaten art niyetli Abi. konuşmak isteyen doğru kararda da konuşuyor. O Onunla baş yüzden rahat edemiyorsun. olması lazım Aynen. yani. Aynen Bravo. onunla baş edemiyorsun. Çok kritik bence. Yani güzel bir futbol şöleninde inşallah onu konuşmayız. Ama Yabancı var genel olması da olarak kamuoyunu rahatlatacak bir tatmin unsur. eden bir performans verdiği takdirde derbi hakemi sıfatının içerisine kendisini de gelecek sezonlar adına atabilir. Bu bir test sınavı olacak sonuç itibariyle. Onun adına da bir fırsat. ayrıca bir fırsat motivasyonu Evet. olması gerekiyor. Şimdi o gün dedi ki tempoya izin veriyor dedi. Saha içine dönelim Burak Evet. Kural'la Evet. birlikte. Yüksek tempolu bir oyun. İki takımın kadrosunu ve oyun planını düşündüğünde bu maç özelinde senaryo da belli. Galatasaray'a bir puan yetiyor. Şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe muhakkak kazanmak zorunda. Maç içi yüksek tempo, akan oyun, az durmuş bir futbol sence kime daha çok yarar? Ya açıkçası şöyle güzel bir soru ama ben biraz daha farklı bir maç olacağını düşünüyorum. Biraz da agresyonun yüksek olacağı bir karşılaşma olacak. Çünkü gerçekten Süper Kupa'nın oynanmaması da çok iki tarafı gerdi yani oyuncuları da gerdi.
Süper Kupa'dan sonraki bazı görüntülerde. Bu bağlamda baktığınızda ilk karşılaşmada oyun temposu olarak belki çok iyi bir maç değildi ama yine agresyon olan bir karşılaşmaydı açıkçası. İşte bu karşılaşmada da bir şekilde dediğim gibi Fenerbahçe'nin zaten kazanması lazım. Çok sabırlı başlar mı bilemiyorum. Şimdi Galatasaray ise biliyorsun ilk karşılaşmada da daha sabırlı başladı. Onun önceki sezondaki maçta biraz daha farklı başladı biliyorsun Okan Hoca. Bugünkü karşılaşmada ve özellikle Galatasaray'ın son haftalarda biraz daha sakin maçlara başlaması biraz farklı bir senaryoyu da bize gösteriyor olabilir. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir motivasyonla oraya gidebileceğini düşünüyorum. Ama şu da var. Şimdi rahat taraf, bir tarafta stres var. Nedir o? Fenerbahçe'nin öyle de böyle mutlaka kazanması lazım. Galatasaray'a bakıyorsunuz. Galatasaray son haftalarda iyi oynamamasına rağmen çok rahat maç kazanıyor. Maçı bir şekilde kazanıyor. Tamam, Karagümrük çok rahat gibi olmadı ama evet. Koray neredeyse 4 defa geldi. Hepsini attı Galatasaray. Yani istediği zaman gol attı Galatasaray. O uzun haftalardır böyle bir gerçeği var Galatasaray'ın. Dolayısıyla hem o bir özgüven getiriyor hem bir de Galatasaray'ın çok fazla kaybedeceği bir şey yok burada. Yani biraz şu anlamda söylüyorum. Eğer maç rutininde giderse, biraz daha kontrol etmeye çalışırsa, daha itidalli olursa Galatasaray, o anlamda sabırla bekleyip mutlaka gol atabilecek bir pozisyonu yakalayabilir. Dolayısıyla acaba diyorum yine Okan Hoca biraz daha sakin bir şekilde mi maça başlar? Öyle mi strateji yapar? Fenerbahçe'nin daha stresli olmasından dolayı, daha baskının, bir de Galatasaray'ın da hani ev sahibi olma avantajı çok ciddi biliyorsunuz. Evet. Sen yapmadın mı hocam onu söylediğini? Yani ilk maçta mı diyorsun? Genel anlamda bahsediyorum ben. Sen bütün maçlardan bahsediyorum. Derbi maçları sürekli çünkü atak yapan, sürekli golü bulmak isteyen, sürekli ön alan baskısı yapan bir takım olgusu içerisinde Galatasaray. Doğru ama şöyle bir şey var. Şimdi bugünkü... Kendi evinde oynamanın avantajı çok büyük hocam yani. Doğru, çok doğru. Önemli bir atmosferi var. Ama bahsetmiş olduğum gibi geçen seneki gibi bir sakinlik içerisinde de girebilir. Şimdi mühür Okan Hoca'da olduğu için işte Okan Hoca, İrfan Hoca, kurmayları bir şekilde her türlü strateji yapılabilir Serhan Hocam. Hı hı. Ama benim öngördüğüm biraz daha agresyonun olacağı bir karşılaşma olacak. Çünkü Galatasaray'da kendi evinde Fenerbahçe'yi yenip taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu ilan etmek isteyecek. Öte tarafta da Fenerbahçe'nin durumu var. Bir de bakarız sonra konuşuruz kadrolar ama Fenerbahçe'de çok ciddi eksikler var. Evet. Serhan Türk, siz nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz Galatasaray adına? Okan Hoca dedi ki beraberlik yetiyor ama biz Galatasaray'ı her maça kazanmak için çıkarız dedi. Böyle inanılmaz agresif bir başlangıç bekliyor musunuz yoksa hafif bir tartarak mı oyunun stratejisi ya, olur? Çok fazla tartacağını düşünmüyorum çünkü Galatasaray'ın avantajı kendi evinde oynaması ki bu sene rekorlar kıran bir ev sahibi takım olgusu vardı. Hem deplasmanda hem kendi evinde muhteşem performansı vardı. Bu seneye baktığınız zaman bir yenilgisi, 3 beraberliği olan ve tüm zamanların rekorlarını kıran bir Okan Hoca var. Tabii ki ben baskı yapıp çabuk gol bulmak isteyip Fenerbahçe'nin direncini bozmak ve biliyorsun Fenerbahçe gol yiyince birden bocalıyor ve paniğe giriyor. Bu panik ortamını oluşturabilmek için ben daha fazla atak yapan, daha fazla baskı yapan, daha fazla hata yapmalarını bekleyen ve daha fazla da ön alan baskısını iyi yapabilen bir Galatasaray'ın kendini göstereceğini düşünüyorum. Okan Hoca da tabii ki bu sene çok güzel işler yaptı. Özellikle oyuncuların performansına baktığınız zaman evet. Son haftalardaki önemli oyuncuların performansının had safhaya gelmesi ve Okan Hoca'nın elini rahatlattığını görebiliyoruz. Bu açıdan bu oyuncuların özellikle Barış gibi, özellikle Hakim Ziyech gibi, Icardi Fenerbahçe maçı için ayrı bir motivasyonu söz konusu. Bu oyuncuların performansının daha fazla kullanabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan yani alan baskısını, ön alan baskısını ve çabuk gol bulmak isteyen bir Galatasaray karşımıza çıkacak gibi geliyor benim için. Derbiyi konuşmayı sürdüreceğiz ama şu hatırlatmayı yapalım. Galatasaray ve İlkan Gündoğan, bu haberler basında sayıları artmaya başladı. Sıcak bir gelişme var mı? Galatasaray'ın hedefleri arasında olacak mı? Bu sorunun cevabını birazdan Serhan Türk bizlere verecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Editörümüz Emre Turul da alta yazdı. Birazdan konuşacağız. Başka transfer haberleri var mı elinizde? Var yani. Sonuçta Galatasaray transfer politikası, Erden Timur'un son durumu ne olacak? Kabul edecek mi, etmeyecek evet. mi, girecek mi, girmeyecek mi Galatasaray'ın sportif haşiyesine? Bunları da konuşacağız ama mesela iki günden beri şu da söz konusu, Galatasaray'ın kupası gelecek bir şeklinde bir haberler. Evet. Ya böyle bir şey imkansız yani. Çünkü sonuçta matematiksel olarak sen ona yapmadın. Lig Süper Kupa gelecek mi Serhan Süper Kupa da gelmeyecek. Galatasaray'ın böyle bir talebi de yok. Evet. Yani kadın futbol takımının kupası da gelmeyecek. Ya Galatasaray zaten bunlar için özel bir etkinlik yapacak. Ayrı bir etkinlik. Galatasaray'ın planlaması var zaten.
Galatasaray bu kupaları kendi taraftarının önünde, stadı tamamıyla dolduran kendi taraftarlarının önünde bir etkinlik yapacak. Yani çok konuşulan şeyler var. İşte kupalar gelecek, Süper Kupası gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani Fenerbahçe maçı öncesi kupa gelmeyecek. Yok, gelmeyecek. Galatasaray'ın motivasyonu Fenerbahçe maçına göre motivasyonu var. Stadın da Fenerbahçe maçına göre motivasyon olmasını istiyor. Çünkü çok güzel bir koreografi olacak. Olan ben soracaktım, siz olacak. Söylediniz. Yani Koray, ben sürprizleri vermiyorum. Şimdiden sadece... İçeriğini tabii biliyor musunuz? Sadece bir içeriğini biliyoruz ama içeriği hakkında da bilgi vermemizi istemediler. Bir fragman geçiyorum. Galatasaray özellikle koreografi ustası olan bir gerçekten seyirci, camia topluluğu var. Oradaki genç kardeşlerimizin alınlarını öpüyorum. Muhteşem işler yapıyorlar. Yani çok yaratıcılar. Özellikle koreografi anlamında Galatasaray'ın bu koreografide emeği olan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bahsediyorum. Ultrason grubu, Ultrason ünü grubu, üniversiteli kardeşlerimiz gerçekten canla başla çalışıyorlar. Bir gün öncesinden zaten orada bir kendilerinin provasını yapacaklar. Maç günü olağanüstü bir koreografi Galatasaray camiasını değil, bence bütün Türkiye'yi, bütün evet. futbol severleri, bütün Avrupa'yı inletecek bir koreografi olacak diyebilirim. Merakla beklenen konulardan birisi. Koreografi işi de çok ciddi emek istiyor. Yüzlerce kişi çalışıyor, boyalar, kumaşlar vesaire. Hakikaten takım kadar efor sarf ediyor bunu taraftarlar. Bunu da Galatasaray yapıyor gerçekten. Yani ben bu anlamda Galatasaray'ın önce olduğunu düşünüyorum. Tabii. Söz hakkı doğdu ama. Yok. ben ona söyledim. Serhan abinin düşüncesi yok. Beşiktaş taraftarı genelde. Bu arada gerçekten Galatasaray taraftarı da. Ben sadece o güne şey diyorum. Mayıslar Galatasaray. Galatasaray taraftarı da gerçekten. Koreografi yani, konusunda koreografi tabii. Galatasaray hakikaten başarılı da. Beşiktaş taraftarı genelde pankarttan ziyade ses konusunda daha iddialı. Ses, beste. Ankara Gücü maçında da inanılmazdı. Ben bazen kulaklarımı kapatmasın geldi. Her yani sezon yeni beste çıkıyor ve bir anda 40 bin kişi nasıl söylüyor diye hayret ediyorum. Yani buna alışmak çok zor olur değil mi? Yani ama o nerede o eski besteler ya o gün değil mi? Eskiden çok daha iyiydi besteler yani. Son dönemlerde. Statlar değişince herhalde biz eskiden nostalji de biraz seviyoruz hocam şimdi. Ama o yanımız da var bizim millet olarak. Şimdi nostalji de biraz severiz. Eski ününü. İşte ama, eski Ali Sami yani falan böyle hep musun? Akıllar oraya gidiyor. Eskiden taraftar geliyordu. Şimdi seyirci gelmeye başladı. Biraz şimdi evet, parası evet, olan gelmeye başladı. Etkisi çok büyük tabii. Yani çünkü sabahtan beri mesela sabah ben Sayın Abdurrahim Albayrak'a gittim. Onunla ilgili çok önemli bilgiler var. Bir kahve içecektik Abdurrahim Bey'le. Ben çok yakından görüşürüm. Çok da severim kendisini. Hatta ben bir hafta boyunca bütün herkesle görüştüm. Evet. Metin Öztürk'le beraberdim. Sayın Dursun Özbek'le beraberdim. Abdurrahim Albayrak'la beraberdim. Ali Yüce'yle beraberdim. Murat Özkaya ile beraberdim. Hepsiyle bir görüşme imkanım oldu. Zaten önemli bilgiler de buradan çıkıyor. Abdurrahim Albayrak'ın telefonu susmuyordu. Artık Serhan bu kim arıyor falan diyordu. Yani bilinmeyen numaralar. Öyle bir talep var ki. Öyle bir talep var ki. İşte o taleplerden de artık parası olanın geldiği, seyirci olanın geldiği, taraftar olanların bu maçlarda çok fazla olmadığı karşılaşmalar ama yine de ben Galatasaray camiasının, Galatasaray taraftarının, oraya renkli gönül verenlerin stadı tıklım tıklım dolacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Biletler zaten yok şu anda. Bilet soranlara da söyleyelim sana bir kez daha. Sana da sormasınlar, bana da sormasınlar. Evet, herkese soruyorlar vallahi. Bilet yok. Onu söyleyelim. Ziraat Türkiye Kupası finali içinde bilet yok efendim. Onu da söyleyeyim yine o noktada da. Ben de Beşiktaş-Trabzonspor maçı için de çok fazla soran önden var. Önden bilerek mesaj veriyor. Ya yarın çıkıyor ama önden mesaj bilet yok. Ben de iki tane isteyecektim ama Koray senden isteyemeyecektim. Biletler var. Yarın çıkıyor mu önden bir mesaj veriyor. Dur bir dakika şu an hemen yakın temas yapalım. biletimiz bulunmuyor efendim onu söyleyelim. Az önce bana verdi o yüzden. Ne hayra abiden alırız. Siz... Az önce sorduğum soruyu tekrar edeceğim. Sizin de fikrinizi merak ediyorum çünkü. Hayri abiden başlayayım o gün müsaadenle. Tabii.